Değerli izleyicilerimiz, unutulmuş, yok olmuş, yılların getirdiği teknoloji ile unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğe hayat veren bir marangoz ustasıyla birlikteyiz. Efendim, sizleri tanıyalım. Ben Veysel Koçak. Aslen Gaziantep Nizip ilçesinde ikamet ediyordum. Şu anda 40-45 senedir Gaziantep'te marangoz dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Efendim, şu anda pen işleri marangoz sanatını yok etti. Eğitimden dolayı da çırak yetiştiremiyorsunuz. Aynen. Siz nesli tükenmekte olan sanatın devamının yok oluşuna sebep olacak birkaç yıl sonra eleman yetiştiremiyorsunuz. Aynen. Bu meslek yok mu olacak belli bir süre sonra? Mehmet Bey, sonuç itibariyle bu mesleğin devam ettirecek neslimiz, yani söylediğiniz gibi hemen hemen yok olacak, olmaya yüz tutmuş bir halde. Biz yaşlarda ve bizim çocuklarımızın bazen son nesil olan diye yetiştirebileceğimiz, ellerinde olan, ondan sonra gelecek şeyler yok. Esnaf, meslek, sanattan yetişecek nesil yok. Neden yok efendim? Para mı kazanmıyor sanat? Mehmet Bey, bu aynen dediğiniz gibi, yani muhtemelen sigortası, asgari ücret, geçim şeylerinin yetişmemesinden dolayı yetiştirmek istediğimiz elemanlarımız maalesef, yani kurtarmıyor diyor. Fabrikaya gittiğim zaman sigortam var diyor. Burada olduğu zaman sigortası, asgari ücretin üstündeki verilen ücretler tatmin etmiyor, yetiştirmiyor insanları. Bundan dolayı da fabrikayı adam daha olumlu görüyor. Gelecekte bir sigortam olsun, bir emekliyim olsun. Ama meslekte olduğu zaman sigortayı yetiştiremeyip, zaten kendi imalatını da çalıştıramayıp, Bağkur'dan dolayı ödemesini yetiştiremediği için, yapamadığı için, işte Bağkur'da mesela benim çocuğum kaç seneden beri Bağkur'unu yatırmak için bir sürü yatırıyor. Ondan sonra hayat şartlarından dolayı, işte buna benzer birçok yetişen en son dediğimiz nesillerimiz, gruplarımızın, çocuklarımızın durumları bu. Zaten onlardan sonra gelen de yok, son. Peki sizden sonra ne olacak efendim? Marangozluk sanatı bitecek mi? Yani son nesil bu işi devam ettiriyor sanırım. Vallahi abim, bizim gibi çok az bir sayıda olan insanlar var. Bunlar da zaten marangoz ahşap üzerinde çok az. Teknolojinin getirdiği bu işte PVC, ebatlama, kesim, fason çalışmalar. Onlar da zaten bu marangoz ahşap işinin biraz dışında, mobilya dekorasyona giriyor. Emekle, bilgiyle ahşap işinin gelişmesiyle ilgili çok az bir bilgi yok diyecek şekilde hep teknolojinin böyle şeyler. Bu işlerde teknolojiyle olmuyor. Olsa bile büyük şeyler istiyor, yatırımlar istiyor. Öyle ufak tefek. Sizin sanatınız biraz da kültürümüzün yaşamasına katkı sağlayan bir sanat değil mi? İşte yapmış aynen olduğunuz işleri motif motif işliyorsunuz. Aynen. Şimdi bizim mesela Şark Köşesi dediğimiz, Mehmet Bey, çok eski bir geleneğimizden kalma bir şey. Yani Şark Köşesi yıllardır bitmiş olan bir şeydi. Şu anda yeri yeniden biraz arz talep meselesi çoğalmış gibi. Ama bu nerede biter? Nerede geri eskiye döner? Daha önceki gibi, yani Şark Köşesi'nin çok talebi olduğunda şu anda da geri biraz talep var, ama sonucu nerede biter, nereye kadar olur, kim bunu devam ettirir, o da daha belli değil yani. Peki buradan genç nesile hem kültürümüzün yaşatılması hem sanatın devam etmesi noktasında genç nesile ve sizin akranlarınız olan ustalara tavsiyeniz nedir? Son mesajınız ne olacak Veysel Bey? Abicim, bence benim kanımca, yani devlet biraz bu şeyde biraz el atıp destek olması gerekir. Eğer teşvik, eğer bu işin madem ki bitmesine yok olmaması için, devletin bunlara gerekli desteği sağlaması için artık yetkililer, üst düzeyde bu işle alakadar olması gereken yetkili kişiler el atmazsa bu iş belli bir zaman sonra bitecek yani. Efendim, bu güzel söyleşi için teşekkür ederim. Allah razı çok olsun. Sağ olun. Mehmet Bey, Allah sizlere güç kuvvet versin, bu meslek de devam etsin. Teşekkür ederim kardeşim. Allah sizden de razı olsun. Çok çok sağ olun. Bunu duyurduğunuz için de biz de sizlere çok teşekkür ederiz kardeşim benim.